Sevgili izleyicilerimiz, RTV 66 Yozgat Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu köy tanıtım çekimlerimizde bugün Yozgat ilimiz Sarıkaya ilçemize bağlı Deredoğan Köyü'ndeyiz. Deredoğan Köyü'nün bu birinci tanıtım çekiminde öncelikle bizlere sponsor olan sponsorumuz Durmuş Tanış Uşak Seramik. Uşak Seramik Durmuş Tanış, evet. Durmuş Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu tanıtıma vesile olduğu için. Bugün Deredoğan Köyü sakinlerimizle röportajlarımız olacak. Yine dernek başkanımızla, muhtarımızla konuşma açılışımız sonrasında köy sakinleriyle kısa röportajlarımız olacak. Köyü havadan drone çekimi yapacağız. Köyün camisini, kabristanını ekrana getireceğiz. Yine Yozgat'ımızın yöresel yemeklerinden bahsedeceğiz. Deredoğan'dan bahsedeceğiz. Bugün Deredoğan'ı ekranımıza getireceğiz. Yine yanımızda Deredoğan Köyü Dernek Başkanımız var. Kendini bir tanıt başkanım. İlhan Şenol, Kayseri Bozok Kültür Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteriyim. Kayseri'de ikamet etmekteyim. Bu köyde doğup büyüdüm. Bu köyde doğup büyüdüm derken şöyle oturduğum yerden bir baktım. Alt tarafımız köprü şeyi, İninora, Yassıoyak, Garlıoyak ve Mehmet Tepe'nin Yazır Dağları'nın eteğine yetişmiş Bozok Yaylası'nın yiğit evlatlarının, Türkmen beyliklerinin bir köyüdür bu köyümüz. Buradaki amaç köylerin birlik, beraberlik, dirlik içinde olmasını istiyoruz. Yeni nesillerin, kültüre düşkün olduğumuz için yeni nesillerin birbiriyle tanışması, birbiriyle kaynaşması. Ben olarak kendimden bahsedeyim. Kendim genç bunları tanıyorum ama benim çocuklarımı bunlar tanımıyor. Köylerim tanımıyor. Yeni nesiller tanımıyor. Kurban Bayramı'nda Allah izin verirse köyümüzde muhtarımızın öncülüğünde, gerekli iş adamlarımızın öncülüğünde, birliğinde, beraberliğinde güzel bir program yapmayı düşünüyoruz. Sözü muhtarıma verelim. Evet, muhtarımızla röportaj öncesinde ben biraz dernekten bahsetmeni istiyorum. Dernek ne zaman kuruldu ve bu derneğin amacı nelerdir? Kayseri'de dernek olarak 2016 yılında kurduk. Üniversite öğrencilerine, Yozgatlı üniversite öğrencilerine her Ramazan'da yemek veririz, burs veririz. Ve artı Erciyes'te arabaşı tanıtımı yaptık. Erciyes'ten tanıtımı ve arabaşı Yozgat'ın kültürel yemeği olduğu için onu yaptık. Mümin Sarkaya Yozgatlı sanatçıların etkinliklerini üniversite öğrencilerine getirdik. Onları şey ettik. Nevruz Bayramı'nda Nevruz kutlamaları yaptık. Yani Kayseri'de biz bir büyük bir örgütüz. 300'ün üzerinde bir nüfusumuz var. Kayseri'de söz sahibi değil, Türkiye'de söz sahibiyiz Allah'ın izniyle. Yalnız bunu olmamız için de başta köylerimizin birlik, beraberlik, huzur içinde sen ben değil biz varız. Deredoğanlı varız. Deredoğanlıyız demeliyiz. Deredoğanlılık ayrı bir sevgidir. Sevgidir, ayrı bir histir. Diyeceğim budur. Evet. Başkanımızı bir alkışlayalım şöyle. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Yine Deredoğan Köyü muhtarımız yanımızda. İsim neydi muhtarım? Fevzi Özgür. Fevzi Özgür. Muhtarım ilk dönem muhtarlığın mı? İlk dönem evet. Bu ilk dönem muhtarlığın. Biraz kendinden bahset. Kendimden ne bahsedeyim işte. Fransa'da çalıştık 30 sene. Evet. Köyümüze geldik. Reşberlik yapıyor. Bu sene de komşular Allah razı olsun bizi aday olarak seçtiler. Biz de Allah izin verirse köyümüze bir şey yapmak için düşünüyoruz bakalım. Nasip olursa. Evet, muhtarım biraz köyden bahsedelim. Köyün nüfusu ne kadar, kaç seçmen vardı, kaç hane köy? Seçmenimiz 187 seçmenimiz vardı. Evet. Köyümüzde pek de genç kalmadı. İhtiyar bizim gibi en aşağısı işte şu gençlerden var. Başka da yok. Dışarı Fransa'da, İstanbul'da, Ankara'da gençlik durmuyor köyde. Onun için nüfusumuz da biraz yaşlandı yani.
Evet. Peki köyün geçim kaynakları nelerdir muhtarım? İyi, köyün geçim reçberlik yapıyorlar. Yine malcılık yapıyorlar. Reçber efendime söyleyeyim, emekliler de hep emekli Allah'a şükür. Devletimiz yardım etti, hep emekli oldular. Kendi kendimizi geçindiriyor köyde yani. Evet. Yine dernek başkanımız diyor ki bayramda diyor bir şenlik yapalım diyor. Şöyle bir gençleri diyor köyü tanıması, köylüleri tanıması için diyor bir araya getirmek için diyor bir şenlik yapalım diyor. Ne diyorsun bu işe? İnşallah he diyorum dediğim diye. Allah razı olsun başkanımızdan da. İyi olur değil sizden mi? Sizden de tabii iyi olur. Kötü olur mu? İnşallah. Yapılan iş her zaman için iyidir. Organize yaparsınız artık bayramın birinci günü mü olur, ikinci günü mü olur? Tarihini siz ayarlarsınız. He, nasip olursa. Bu köylü olup da gençler daha birbirlerini tanımıyorlar. En azından tanışma, kaynaşma, birlik, beraberlik altında tabii, güzel tabii, bir etkinlik güzel olabilir. Tabii ki. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Peki muhtarım var mı köyün bir eksiği, ihtiyacı var mı bir muhtar olarak? İnşallah köyde şunu yapacak dediğin bir eksiklik var mı? Var var. Köyümüzün yolları pek düzgün iyi değil. Güneş enerjimiz var. Aşağıda kuyu suyumuz oraya güneş enerjisi kuduracağız. İşte elimizden gelen yardımı yaptıracağız Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz muhtarımıza. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben Ahraz'ım. Ahraz'sın. Ahraz ne oluyor amca ya? Konuşamaz. Olur mu canım? Sen benimle burada konuşamıyorsun. Ne istedin? Sen beni kaldırıyorsun. Yaşını söyle, koyumu söyle. Rasim Şenol. Rasim Şenol. Ha. Rasim amca nasılsın, iyi misin? Allah'ım her gün de şükür, iyiyim. Sağlığı, sıhhatin nasıl? Bu da benim ikinci bayanım. Bunu da bil. He. Sağlığım da iyi, saatim de iyi, Allah'a şükür. Köyümüz de iyi, her şeyimiz düzgün. Güzel. Çok şükür. Yaş kaç? Yaşımı söyleme. Gözde. Çoluk çocuk var mı? 7 tane çocuğum var, hiçbiri burada yok. Allah bağışlasın, ekmek davası, herkes ekmeğinin peşinde tabii. İşleri ne yapacak? İşleri güçleri rast getirsin. Alo desem hepsi de birikir. Evet. Kısa bir reklamlar sonra devam ediyor.